Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa dünyanın en güzel öykülerini anlatır Toprağın Efendisi ustalar. Bir avuç toprak ustanın elinde yoğrulur, çarkında narin dokunuşlarla şekillenir. İnce sanat ruhunun tohumları filizlenir desenlerle, dayanılmaz kor ateşin hararetiyle yarışır sırların aşkı. Bu büyüleyici öyküleri taşır zamanlara ustalar. Çağdan çağa, zamanları hiçe sayan bu toprağın öyküsünün diyarıdır Kütahya. Kütahya'da çarkın büyüsüyle gelecek kuşaklara bu aşkı ve sırlı öyküyü yazmaya devam eden ustalardandır İsmail Yiğit. 1963 yılında Kütahya'da dünyaya gelen İsmail Yiğit, ateşte açan çiçeklerin sırrına sevdalanır. Kapı aralarından seyrettiği Çin ustalarının sonsuza yolculuğunda bulur kendini. Çin'i atölyelerindeki ustalarla başlayan sanat eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldığı eğitimle sürdürür. ...1993 yılında Kütahya Marmara Çin'i şirketini kuran Yiğit, dünyaya damgasını vuran 16. yüzyıl geleneksel Osmanlı Çinilerinden 400 eserin renk, desen ve form olarak replikalarını yapar. 177 eserinde desenini bugüne taşır. Oluşturduğu İsmail Yiğit markasıyla üretim yapan birimde toprakla kendi öykülerini anlatır. Geçmişten miras aldığı geleneksel Çin'i sanatını 21. yüzyılın tasarımlarıyla geleceğe taşımayı misyon seçen Yiğit, kendi form ve desenleriyle sayısız eserler verirken, geleneksel sanatı günümüze uyarlayarak Çin'in geleceğe taşınmasında ve dünyaya tanıtılmasında katkı sağlayan ustalar arasında yerini almıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 7 yıl Çin'i seramik teknoloji dersi veren Yiğit, Çinicilik sanatını hem üniversitelerde hem de kendi atölyesindeki öğrencilerine öğretmiş ve öğretmeye devam etmektedir. Yiğit, Çinicilikte çamur altyapısında %80-85 oranında kuarts ham maddesini kullanarak geleneksel altyapıya daha yakın olan tekniğiyle dekor renklerinin tonunu kendi oluşturduğu reçamem tenlerinden oluşturmasıyla, desen üzerindeki sıra kattığı ipek matı özelliğiyle, az sayıdaki ekibiyle sınırlı sayıda ürettiği eserlerle dikkat ve hayranlık uyandırmaktadır. Kütahya'daki üretim merkezinde ürettiği eserlerini İstanbul Kapalı Çarşı'da İsmail Yiğit adı altında teşhir ve satışa sunan Yiğit, yurt dışındaki sergi ve şovlarıyla 21. yüzyıla ve geleceğe Çiniciliğin taşınması misyonuna hizmetini sürdürmektedir. Yurt dışında British Museum, Victoria and Albert Museum, Langton House Museum'da teşhir ve satışta görülüyor.
boyunca yurt içi ve dışında koleksiyonerleri vardır. İstanbul Pendik Belediyesi'ne Çin'i konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.